Senin sayende biliyorsun değil mi? Sen başardın. Birlikte başardık. Arda da mutlu baksana. Belki babasının boşluğunu dolduramıyorum. Yenisinden gölgesi olmaya çalışıyorum. Ben niye öyle diyorsun ki? Arda seni çok seviyor. Bence seni babasının yerine koydu bile. Aile çok güzel bir şey. Evet. En son babamla gelmiştik böyle bir yere. Kamp yapmıştık. Böyle çadır falan kurmuştuk. Ateş yakmıştık. Mert de hatırlıyor herhalde o günü. Bugünü özledi ki tekrar gelmek istedi buraya. Ne tuhaf. Yıllar sonra Mert'in bu hayalini tekrar sen gerçekleştirdin. Ne mutlu bana o zaman. Zaten hayatında çok fazla sorumluluğun vardı. Şimdi biz bindik üstüne. Bayağı bir yüküm var artık. Saçmalama Azra, olur mu öyle şey? Ben sizi hiçbir zaman yük olarak görmedim. İnsan zaten yaşama sevincini yük olarak görebilir mi? O zaman birlikte hayatımızı güzelleştireceğimiz sorumluluklar diyelim mi? Olur mu öyle? Cenk bak ben... Ben seninle her şeye varım. Ben hep senin yanında olacağım. Hastalıkta, sağlıkta, acıda, mutlulukta hiç fark etmez. Senin canın sıkkın sanki. Bana anlatmadığın bir şey mi var? Evet var. Neymiş o? Anlatmak ister misin? Seni uçakta gördüğüm ilk gün vardı ya. Çok uyuz oldun bana değil mi? Bunu mu söyleyeceksin? Aslında tam tersi. Çok etkilenmiştim. Ama sonra gıcıklı oldum tabii. Ya bunu mu söyleyecektin? Aşk olsun sana. Gerçekten aşk olsun. Başka ne söyleyecektim sana?